Merhaba Para Bilgi Kanalı izleyicileri haftanın ilk günü ilk videomuzda başlıyoruz arkadaşlar. Evet borsa İstanbul açıldı kırmızıda açılsa da sonra hafif de olsa bir yeşile döndü arkadaşlar şu anda ee, son durumunu göstereceğim birazdan. Evet borsa İstanbul'da bugün 39 tane başlar başlamaz bir 45 dakikalık süreçte 39-40 adet diyelim artık ee, devre kesici uygulandı. Belli başlı hisselerde bunlarla ilgili bir haber yapmak istedim sizlere. Çünkü bunlar önemli devre kesici. Genelde tabi yeşilde olan hisse de var ama genel manada kırmızıda olan hisselerde uygulandı. Evet arkadaşlar burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz bir haber kanalı olarak sizlere haberler sunmaya çalışıyoruz burada olanları ve günlük olarak da zaten devre kesici uygulamasını duyuruyorum. Eee Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ayrıca lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Evet. Başlar başlamaz arkadaşlar. Koza Altın, Sanika, Isı, Hedef, Koray Gayrimenkul Yatırım, Seyitler Kimya. Bunların çoğunu birazdan son durumlarını size göstereceğim. Masal, Holding, Hektaş, Panelsan, Kontera, İpek Enerji, BBT Yazılım, Prizma, Birleşim Mühendislik, Konka, Sasa, Açsel, Jonse, Eho, Teknosa, Seyitler Kimya Tekrar, Yotek, Odas, derlux Yatırım Holding, Manas, Konterre, Gesan, Kimtex, Hidropar Hareket Kontrol HKTM, Naten, Natural Enerji, Jones'e tekrar Karel, Huner Enerji, Gwent Enerji, Pardus Girişim, Gesan tekrar, Kimtex tekrar, Orçay, Hektaş, Aydem. Evet görüyorsunuz 10.45'e kadar al, alabildiğim bunlardı. Ee, devam ediyor, ediyor edecektir de bugün yoğunluk var yani bu devre kesiciler noktasında. Başlangıç itibariyle. Ee, şimdi bu hisselerin durumlarına bazılarını çoğu ben seçtim. Onlara bir bakalım arkadaşlar. Evet ilk önce borsa İstanbul'un son durumuna bir bakalım. 0.18 e, yukarıda görüyorsunuz. Pozitif bir açılış sonra negatife dönüş. Tekrar pozitife çıkış. 0.18 yukarıda borsa İstanbul. Şuradan başlayalım baştan. Kozal altında başlayalım. %3.83 negatifte arkadaşlar. Zaten sert bir satış alarak başladığı için güne devre kesici uygulaması olmuş. 5 günlük durumda ise 23.49 gibi çok iyi bir kazanç var ama bugün kar satışları gelmiş arkadaşlar. Hisse ufak bir ivmeyle yine yukarıya çıkabilir diye düşünüyorum. Sanika yeni harika arz olan Sanika Is Sanayi Yine arkadaşlar bugün de e, hisse tavanda görüyorsunuz sert alışlarla kademeli alış gerçekleşmiş. Şurada devre kesici uygulanmış. E, ve tavanda arkadaşlar yine al arzların hepsi tavanda oluyor genelde Türkiye'de. Yarın da ÖSÜP, bakalım nasıl başlayacak ama büyük bir ihtimalle o da tavanda başlama ihtimali var. Evet. Sanika'nın 5 günlük durumu %20.96 kazanç olmuş son 5 günde. Devam edelim. Hedef holding sert bir satış olduğu için e, görüyorsunuz devre kesici almış. %1.52 negatifte. 5 günlük değilse 12.24 gibi iyi bir kazancı var endeks üstü. Seyitler Kimya geçen haftanın meşhur e, şirketi bununla ilgili haber de yapmıştık. Evet gördüğünüz gibi bu hafta artık ne dönmüş hem de taban olarak dönmüş arkadaşlar. 5 günlüğe baktığınızda %15.27. Ee, bir aylığa baktığınızda da arkadaşlar hissenin %38.79 gibi büyük bir kazancı vardı. Ee, 50'yi 50 geçmişti biliyorsunuz 56'yı falan. Ama bugün e, Seyitler Kimya şu anda tekrar yukarıya mı geçmiş? Evet yukarıya geçmiş pardon. 4.63'de yukarıya geçmiş bu hisse ben açtığımda tabandaydı. Bakalım şuradan en düşük 11.67. Evet tabandaydı sonra tekrar yukarıya doğru sıçramaya başlamış. İlginç gerçekten. Seyitler Kimya'yı da geçelim. Nereden başladık? Şuradan. Ozan Sanık'a hedef. Seyitler Aydem. Özür dilerim. Aydem 4.22 diyor. Bir güncelleyelim. Çok şey değişiyor. Çünkü o kadar çok oynatlık var ki. 4.96'ya düştü. Evet. Negatif 5 günlük durumunda ise %22-10 gibi büyük bir kar varken bugün hisseler e, garip bir şekilde satışa geçmiş. Kar satışları gelmeye başlamış arkadaşlar. Hektaş bugün de tabanda arkadaşlar. 9.89 görüyorsunuz. 5 günlük kaybı böylece 106.36'ya çıktı ve Hektaş için kötü günler devam ediyor. 131 31 lira 52 kuruşa kadar düştü ise. Sasa'da da tabanda bugün 9.98'de sert satışlarla başladı zaten ise. 5 günlük durumda da 4.79'luk bir negatiflik söz konusu. 117.20'ye düştü. Bu sert satış dolayısıyla da devre kesici uygulandı direkt isteye. Evet enerji şirketlerinde bugün bu var. Hüner hissesi 7.42. Görüyorsunuz altta yine 5 ee, günlük durumda ise 4.29'luk bir kazanç söz konusu. Hüner'in şurada arkadaşlar devre kesici uygulaması almış. 10 sert satış yanında. Çünkü alış normal gözüküyor. Evet bu enerji şirketler dedik de şey aklıma geldi. Gerel, hep ayrışıyordu. Bugün de ayrıştım merak ettim açıkçası. Bir dakika arkadaşlar. E, o da eksi de. ama 0.51 mesela inanılmaz görüyorsunuz satış yemiş, almış, satmış. 10.43'e kadar çıkmış. 10.49'a çıkmış sonra tekrar bir satış yemiş kar satışları. Eksi ama yukarıya doğru bir evet para, paralelde. Yani bu ayrışan ayrışıyordu bu hisse genelde. %20.39 son 5 günde kazancı de ee, Gerçekten garip yani şey duruma baktığımızda. Evet arkadaşlar. Borsa İstanbul devre kesicileri yapacak yani yapmak zorunda zaten çünkü e, başlangıç itibariyle sert satışlar ya da alışlar olduğunda hissede oynaklık dolayısıyla öngörülülük azalıyor. Bundan dolayı bunu gerçekleştiriyorlar. Bugün de saat 10.50 civarına kadar 40'a yakın devre kesici uygulandı arkadaşlar. Bu devre kesicilerdeki hisselerin durumlarını gösterdik sizlere. Lütfen burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve de kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.